Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bir YDS, YDT yok değil. Kelime videosu ile karşınızdayım. Gene prefikslerle oluşturulmuş. Arada bazen her zaman değil sınavlarda çıkan kafa karıştırıcı kelime öbekleriyle karşınızdayım. Şimdi bu videonun konusu Ausdruck, Eindruck, Einfluss, Zuflüss arkadaşlar. Ausdruck. Bir de dikkat edin prefikslerle oluşturulan ve propoz yani edatlarla oluşturan kelimelerde biz Aussprache yani telaffuzu şöyle yaparız. İlk zilbe dediğimiz Ausdruck vurgularak okuruz arkadaşlar. Şimdi Ausdruck, Eindruck, Einfluss, Zuflüss. Drücken, Druck isim olmuş Ausdruck. Ausdrücken fiilinden türetilmiş isimdir. Ausdrücken ifade, beyan, anlatım demek. Ausdrücken de ifade etmek demek arkadaşlar. Şimdi her zaman bunun da altını çizeyim. Drücken, Ausdrücken. Bazen hani ne demiştik biz prefikslerde diğer videolarımı izleyen arkadaşlar bilir. Düz anlam oluştururken yani fiilin ana fiille propozisyonun anlamlarından yola çıkarak bazı hani kelimenin anlamını öğrenirken bu her zaman söz konusu değil arkadaşlar. Bunun da altını çizeyim. Şimdi tabii burada drücken baskı, aus denden dışa doğru bir şey. Şimdi ben bir şeyi dışa doğru ifade ettiğim için ifade de anlatmak da içimde tuttuğum bir şeyi dışarıya aktarıyorum. Burada Ausdrücken fiili ifade etmek ama Drücken baskı basmak mesela düğmeye basmak Drücken arkadaşlar. Ama burada Ausdrücken içeride olan bir şeyi dışarı aktarmaktan anlatmak, ifade etmek, beyan etmek. Ausdrücken de ifade, anlatım, beyan. Yani benim ifadem, onun ifadesi, o bunu ifade etmek istiyor derken Ausdruck veya Ausdrücken fiilini kullanıyoruz. Eindruck da izlenim, etki demek. Mesela onun bende çok iyi bir izlenimi oluştu, o anlamda kullanırım. Mesela ein fiil bir demek ama önüne geldiği fiile veya isimleştirilmiş kelimeye içeri doğru anlamı katar. Bir şeye bir durum değişikliği anlamı katar. Ama burada Eindruck, izlenim, etki. Gördüğünüz gibi ne ön ekinin ne de Druck ekinin yan anlamlarını taşımıyor. Ne dedik? Her zaman prefikslerle bağlantılı anlamlar oluşmayabiliyor. Bağımsız anlamlar da oluşabiliyor. Buna dikkat edin arkadaşlar. Yani ben evet prefikslerden yola çıkarak size kelimenin anlamını bulmaya yönelik bir taktik gösteriyorum ama bunu da her videoda söylüyorum. Bu her zaman geçerli değil. Şimdi Einfluss. Burada ein ne dedik? İçeri doğru bir etki, bir hareket, içeri içine anlamı taşıyor. Fluss ne demek peki arkadaşlar? Akış, nehir değil mi? Bu anlama sahip. Einfluss da etki, nüfus anlamı taşır ama buradaki bu iki bileşen yani ein ve fluss, akış ve içeri doğru anlamı bir araya geldiği zaman bir kişinin üstündeki etkisi, nüfusu ifade eder. Yani gördüğünüz gibi biraz anlam farklı. Mesela Er hat großen Einfluss auf die Entscheidung. Onun kararı üstünde büyük bir etkisi var. Benim kararlarımda büyük bir etkisi var. Yani bana baskı kurmuş. Kendi kararını empoze etmiş. O anlamda Einfluss, bakın etki. Eindruck da etki, Einfluss da etki. Eindruck ben de hoş bir etki oluşturdum. O işte güzel konuşuyor. İyi bir CV'si var. Bendeki izlenimi iyi. Eindruck o anlamda. Einfluss ise birinin üstünde hakimiyet kurma anlamını taşıyor. Peki Zuflüss ne demek? Bakın Fluss gene akış demek ama burada Fluss nehir, su edatı Almanca'da ne demek? A doğru değil mi? Burada da bir akış söz konusu. Bu akış derken illa göle akış anlamında değil, giriş anlamı da kazanır. Mesela der Zuflüss von Kapital in das Unternehmen. Şirkete sermaye girişi. Buyur. Ya. Sonra bu sefer de ikinci yani asıl anlamında iki kelimenin birleştiriminden göle su akışı. Fulus, su, fulus. Filizin. Filizin akmak isimleştirilmiş hali fulustur arkadaşlar. Filizin. Akmak ismi hali fulus demek arkadaşlar. Şöyle yapalım. Filizin. Ya da neyse bunu silek de kafanız karışma. Şimdi nominal yazıyorum değil konumuz. Burada da zu, ea doğru, fulus da akış, suyun
göl akışı anlamına, yani birinci temel anlamında taşıyor arkadaşlar. Evet, bu video bu kadar. Ne dedik? Bazen prefiksler, aus mesela, bu ilk kelimede olduğu gibi prefiksten anlam çıkarabilirsiniz. Bir dışa doğru bir eylem söz konusu. İnle anlatmak çünkü dışa doğru bir eylem. Buradan kelimenin anlamını çıkarabilirsiniz ama aynı durukta izlenim etki direkt bağımsız bir anlam var burada. Dikkat edin arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.